Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Benten videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Cadılar Bayramı için tasarlanmış uzaylıların listesini yapacağız ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ama videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Hazır olun. Merak etme, ben hallederim. Bir ruh. Bu ne tür bir cadılıktır? Gölge hayaleti Omnitrix'in Anur sistemindeki Anur Pathos gezegeninden bir Ectoronite'ın DNA örneğidir. Evet arkadaşlar, gölge hayaletin adından ve görünümünden yola çıkacak olursak açık ara bir hayaletten esinlendiğini anlayabiliriz. Klasik serisinde bu uzaylı gri bir ten rengine sahipti. Ayrıca vücudunun her yerinde siyah çizgileri de vardı. Vücudunun her yerinde oynatabileceği pembe oynar bir göze sahipti. Omnitrix sembolü de sağ göğsünün içinde gömülü bir şekilde bulunmaktaydı. Ayrıca bu uzaylı düşmanlarını ve rakiplerini korkutmak için koruyucu derisinin altındaki dokunaçlarını da çıkartarak rakiplerini ve düşmanlarını korkutabiliyordu. Tekrar söylemek gerekirse bu uzaylı bariz bir şekilde Cadılar Bayramı'ndaki hayaletlerden esinlenmiş ve gerçekten tasarım olarak gayet başarılı. Açıkça konuşmak gerekirse ben bu çizgi diziyi küçükken izlediğimde benim en çok korktuğum uzaylı da gölge hayaletti. Tasarım olarak ürkütücü olan bu uzaylının konuştuğunda beni daha çok korkuttuğunu söyleyebilirim. Sakın gölge hayaletten korktuğunu söyleme. Lütfen yeter. Evet arkadaşlar, isterseniz şimdi de sıradaki uzaylımıza geçelim. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Kahramanlık zamanı. Eskiden ben Victor olarak da bilinen Frankenstein Strike Omnitrix'in Anur sistemindeki Anur Transli gezegeninden bir Transliyan'ın DNA örneğidir. Aslında Frankenstein Strike'a şöyle bir baktığınızda bile hemen aklınıza gelecek. Frankenstein Strike, Boris Karloff'un Victor Frankenstein canavarı versiyonunun klasik tasvirine benzer bir görünüme sahiptir. Ve dediğim gibi şu uzaylıya sadece bir kere baktığınızda Frankenstein canavarından esinlenildiğini hemen anlayabilirsiniz. Frankenstein Strike insansı kaslı bir vücuda sahipti. Siyah saçlı olan bu uzaylının boynunun her iki yanında kıvrımları yeşil olan bir çift civatası vardı. Frankenstein Strike parmaksız metal eldivenler giymekteydi. Frankenstein Strike'ın metal bir pantolonu vardı ve pantolonun aralarında çizgiler bulunmaktaydı. Bu çizgiler de parlak yeşil renklerdeydi. Sırtında iki tane iletken bobin benzeri jeneratöre sahipti. Koyu grimsi ve sarı ten rengine sahipti. Saçının ucunda kahverengi olan kepal saç stili de vardı. Vücudunun bazı bölümlerinde dikişler de vardı. Eldivenleri kahverengi, pantolonu ve civataları da siyah renkteydi. Frankenstein Strike'ın göğsünde 3 tane civata vardı. Ayrıca belinde beyaz çizgili bir kemer vardı ve kemerin üzerinde de Omnitrix sembolü takılıydı. Ölüm kalmamıştı artık. Şimdi çenene de sana da dur deme zaman. Eskiden Kurtben olarak bilinen Baskın Kurt, Omnitrix'in Anur sistemindeki Anur Transli'nin ayı Luna Lubaan'dan bir Lubaan'ın DNA örneğidir. Öncelikle şundan bahsedelim. Baskın Kurt'un görünüşü bir kurt adama dayanmaktadır. Zaten bunu çizgi dizi izlediğimizde görmüştük. Kay haklı. Belki bir tür yerli kurt adam olmadın. Belki uzaylı bir kurt adam oldun. Bu yüzden de uzaylı olamıyorsun. Çünkü şu anda zaten uzaylısın. Baskın Kurt'un gri bir kürkü, uzun gür bir yelesi ve her elinde ve ayağında 3 keskin pençesi bulunan büyük bir gür kuyruğu vardı. Dirsekleri ve omuzları dikti. Karnının alt kısmında siyah çizgili beyaz bir tulum giymişti ve tulumda Omnitrix sembolü de yer almaktaydı. Yani açıkça konuşmak gerekirse Baskın Kurt tamamen bir kurt adamdan esinlenilmiş bir uzaylı.
Eskiden Mumya Ben olarak da bilinen Sinera-O-O Matrix'in Anor sistemindeki Anor Kufos gezegeninden bir TF Gufo'nun değneği örneğidir. Mumya Ben bandajları eski bir kumaş gibi hissettiren ancak esnekli olan uzaylı bir malzemeden yapılmış mumya benzeri bir uzaylıdır. Evet arkadaşlar, açıkça baktığımızda bu uzaylının da bir mumyadan esinlenildiğini anlamak zor değil. Mumya Ben'in gözleri ve bandajları arasındaki boşluklar yeşil renkte parlamaktaydı. Sol omzuna siyah ve altın rengi bir firavun başlığı, siyah kolluklar, balçıklar ve Omnitrix sembolünü takmıştı. Bir kere bahsettim ama bir kere daha bahsedeyim. Bu uzaylı açıkça mumyadan esinlenilmiş. Oldu. İşte! Başardım! Jurerik, Omnitrix'in Old Torun gezegeninden bir palança kürenin değneği örneğidir. Jurerik, Greblin'e çok benzeyen küçük turuncu kırmızı bir uzaylıdır. Boyu küçük olan bu uzaylının sadece kafası bir insan kafası kadar büyüktür. Ultimate Eden'da Jurerik, Ultimatrix sembolünü göğsüne takmıştı. Evet arkadaşlar, bu uzaylı bir Greblin'e benziyor ama daha çok hani çizgi dizilerde küçükken izlerdik ya, küçük şeytanlar olurdu. Daha çok onlara benziyor. En azından ben böyle görüyorum. Bunun nedeni ise hem Jurerik'in rengi hem de Jurerik'in kuyruk şekli. Peki buna ne dersin? Bu küçük ucuz kurbağa gösterisi. Gutroth, Omnitrix'in bilinmeyen bir gezegenden bilinmeyen bir türün değneği örneğidir. Arkadaşlar, aslında ben Gutroth'u herhangi bir canavara benzetmesem de görünümünden dolayı bence bu listeye girmeyi hak ediyor. Gutroth, başı ve omuzları siyah noktalarla kaplı, mavimsi mor renkte olması dışında yeşil ve beyaz kıyafeti içinde mekanik bir insansı görünüme sahiptir. Gözleri yeşildir, beyaz eldivenlere sahiptir ve kol boyu siyah kılıflarla donatılmış 4 parmağı vardır. Su tankı gibi gaz çıkarabileceği nozulları veya açıklıkları vardır. Ön kollarının her birinde ikişer tane, her omuzunda birer tane, omuzlarıyla boynunun arasında beyaz ve siyah kenarlarında 3 tane, başında 3 tane, sırtında ve arkasının ortasında 1 tane vardır. Beyaz çizgili siyah desenli yeşil bir kuşağı ve kullandığı gazın görülebilmesi için midesinde bir penceresi vardır. Gutroth'un Omnitrix sembolünü ağzının önünde bir tür gaz makinesi ile görünen şeyin üzerine takmaktadır. Sıkı dur büyük baba. Benevlon buna karşı ne yapacak göreceğiz. Vampire mı? Hem de gündüz gündüz. Çölün orta. Vampire, Omnitrix'in Anor sistemindeki Anor Vladias ve Anor Transit gezegenlerinden bir Vladat'ın değneği örneğidir. Arkadaşlar, az önce Gölge Hayalet, Baskın Kurt ve Frankenstrike gibi uzaylılara söz ettiğim şeyin aynısı Vampire için de geçerli. Çünkü Vampire da hem isminden hem de görünümünden dolayı tamamen bir vampiri andırıyor. Vampire, soluk tenli, yeşil gözlü ve keskin sarı dişlere sahip vampir benzeri bir uzaylıdır. Yeşil göğsü ve işaretli olan siyah bir tulum giymektedir. Keskin pençeleri olan yeşil parmaklı siyah eldivenleri vardır. Üzerinde sivri uçlu yeşil bir maske de giymektedir. Başı oldukça büyüktür. Baş dikenleri elbisenin bir parçasıdır ve vücudunun hiçbir bölümünü kaplamaz. Vampire ayrıca kollarının altında yarasanın kanatlarını andıran yeşil kanatlara sahiptir. Vampire midesinde Omnitrix sembolünü takmaktadır. Bana bırakın. Yakaladık onu. Tamam, şimdi gününüzü göreceksiniz. Toepic, Omnitrix'in bilinmeyen bir gezegenden bilinmeyen bir türün değneği örneğidir. Az önce Gutroth hakkında söylediğim şey şu an Toepic için de geçerli çünkü Toepic'in nasıl bir canavara benzediğini düşünüyorum ama bir türlü bulamıyorum. Ne tür bir canavara benzediğini bulamasak da bence bu uzaylı görünümünden dolayı tıpkı Gutroth gibi bu listeye geçmeyi hak ediyor. Toepic, yeşilimsi sarı tenli, ogre benzeri bir uzaylı olup uzun ve şekilsiz kolları, ot benzeri sivri uçları, sivri parmak uçları ve görünür bir göbek deliğine sahiptir. Üzerinde beyaz civatalar olan metal koyu yeşil bir bel kısmı olan sabit bir çift siyah iç çamaşırı giymektedir.
Gözleri yeşildir ve parlamaktadır. Kafasına takılan koyu yeşil metal kafes Mikfer'in parmaklarının arasından görülebilir. Mikfer'in içinde Toypik'in eski bir dehşete benzeyen korkunç yüzü vardır. Ayrıca gerçek yüzünü kaplayan bir dokunaç katmanı vardır. Toypik'in Mikfer'in yanlarında çıkıntı yapan iki boynuz ve aynı zamanda bir ayak tırnağına benzeyen bir tepe vardır. Kafesinin kapısında üçü kapının ortasında olmak üzere 5 çubuk vardır. Kilit kapının tam ortasında sağ yarısında kalarak iki yarıya açılır. Bu kafese bağlı olan Toypik'in zırhı omuzlarını sarar ve göğsünün yarısına kadar iner. Zincirlerle iç çamaşırına bağlanır. Toypik'in Omnitrix sembolü göğsünü kaplayan kaskın uzantısındadır. Sembole her iki tarafta da iki yeşil metalik çıkıntı eşlik etmektedir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Cadılar Bayramı canavarlarına benzeyen uzaylıların listesini derledik ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz liste videolarının devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca listemizde eksik veya hatalı bulduğunuz uzaylılar varsa veya kendi listeniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Evet, bir başka Benten videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.